Bodrum'da faaliyet gösteren anaokulu tarafından yılbaşına özel tiyatro oyunu organize edildi. Rus öğrenciler ve aileler için Herodot Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyun büyük beğeni topladı. Etkinlik öncesi Rus Büyükelçi Andrei Karlov ve uçak kazasına yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu. Anaokulunda görev yapan Rus eğitimciler tarafından hazırlanan tiyatro oyunu renkli görüntülere sahne oldu. Rusça sahnelenen oyunda doğa ve insan sevgisini anlatan skeçler sahnelendi. Yaklaşık 2 saat süren tiyatro etkinliği büyük beğeni topladı. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov'un suikast sonucu hayatını kaybetmesi ve Rusya Savunma Bakanlığı'na ait 92 kişiyi taşıyan uçağın düşürülmesinin ardından Rusya'da ilan edilen milli yas nedeniyle Bodrum'da yaşayan Ruslar da eğlencelerine ara verdi. Yaşanan iki üzücü hadisenin ardından yılbaşı kutlamaları iptal edilirken, Bodrum'da yaşayan Rusları motive etmek amacıyla tiyatro etkinliği düzenlendi. Tiyatro etkinliğini hazırlayan Rus eğitimci Lena Tortum, Rusya'nın son günlerde çok sıkıntılı günler geçirdiğini ve büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Hayatını kaybeden vatandaşlarına anan Tortum, yılbaşı kutlamalarını iptal ettiklerini kaydetti. Sadece çocuklar için hazırladıkları yılbaşı tiyatrosunu motivasyon amaçlı sahnelediklerini belirten Tortum sözlerini şöyle sürdürdü. Biz özellikle küçük çocuklar için organizasyonu iptal etmedik. Çünkü o bizim tarafından küçük bir protesto bu olay karşısı. Çünkü biz gerçekten üzüldük ama çocuklar o bizim gelecek ve onun için biz her şeyi yapacağız tabii ki. Bu olaydan dolayı biz insanlara motivasyon vermek istiyoruz. Biz beraberiz. Hiçbir şey bizi ayrılmaz ve biz birbirimizi destek vereceğiz ve daha mutlu olmaya çalışacağız. Bu ay çok zor bir ay Rus millet için. Çünkü çok kaybettik, iyi insanlar kaybettik ama tabii ki üzülüyoruz ve bunu anlatmak çok zor. Yaşıyoruz onu ve inşallah böyle bir olay tekrar olmayacak.